Profesör Doktor İlhan Öztekin ve Doktor Berna Ata ile beraberiz. Akupunktur ve ozon tedavilerinden bahsediyoruz. Tamamlayıcı tıpla ilgili hangi hastalıklarda bunlardan faydalanabiliyoruz? Bir biyoregülasyondur. Yani vücudun kendi kendine onarımı, regülasyonudur. Akupunktur bunları düzenleyerek tedavileri kolaylaştırır. Ozon da mesela biraz sonra anlatacağız. Vücutta antioksidan kapasiteyi yükseltir. Yani vücutta yaşlanmaya ve pek çok rahatsız olayın sonucunda oksidatif stres dediğimiz bir zararlı yük birikir. Oksidasyon yükü birikir. İşte antioksidan ilaçlar veriliyor farkındaysanız. Evet, popüler evet. Anti-aging falan. Hatta serbest radikalleri nötralize evet. eden. Yani evet. İşte bunları antioksidanları yükselterek ozonda bu oksidasyonun getirdiği yükü ortadan kaldırarak zararlı etkilerden vücudu korur. Hangi zamanlarda biz akupunktura da böyle herkesi her zaman almıyoruz? Uygulanamadığı durumlar mı var? Neler mesela? Yüksek kimler ateş, uygulanamaz? Yüksek ateş veya ciddi bir enfeksiyonu varsa akupunkturla kanseri tedavi edebilir miyiz? Sorusu çok geliyor. Veya bulantı kusmalarda çok ciddi fayda ediyor. Fıtık veya bir bası varsa, yani bu bir beyin cerrahini ilgilendiren bir süreçse, o zaman biz bir zaman kaybı yaratabiliriz hastaya akupunkturla uğraşaraktan. Akut enfeksiyonlar dediğim gibi. Kalp pilli kullanan insanlarda özellikle elektro akupunktur biz yapmıyoruz. Onda normal akupunktur yapabiliriz. Evet. Genelde biz akupunkturu hep iğneli diyebiliriz. Farklı şimdi mesela yöntemler dediniz var. Ki ne hangi yöntemler olur hocam akupunkturda? Yaptığımız uygulamaları 4 başlık altında toplayabiliriz. Birincisi kuru iğne ile vücutta 360 klasik akupunktur noktasında ilgili noktaları uyararak tedavi edebiliriz. Tamam. Bu birincisi yöntem. İkincisi elektro akupunktur dediğimiz uygulama. Burada bir elektrostimülatör dediğimiz bir cihaz yardımıyla değişik voltajlarda ve değişik yoğunlukta bir elektrik uyarısı yöntemiyle kuvvetlendirebiliriz tedaviyi. Buna elektro akupunktur deniliyor. Bir başka yöntem lazer akupunkturudur. Özellikle iğneden korkan, iğne korkusu olan veyahut da ufak çocuklarda veyahut da ileri yaşlarda iğnelemekten kaçınanlarda akupunktur noktalarını lazer ışınlarıyla hiçbir hastada his yaratmadan da uyararak tedavi edebiliyoruz. Harika. Lazer akupunkturu. Bir başka yöntem de mıknatıs bildiğiniz. Bu mıknatısları akupunktur noktalarına uygulayarak magnetoterapi dediğimiz değil mi? Evet. Uyarılarla bu magnetoterapi yoluyla da yapabiliyoruz. İğneli diye algılanır ya hep akupunktur. Farklı yöntemler de var. Yani iğneden korkanlar kombinasyonlar her zaman da var. Var. Alternatif yöntemler. Çünkü çocuk hastalar var, bebekler var, zihinsel engelli olabilir. Var. Onlara siz iğneyle yapmak çok kontrol edemeyebilirsiniz süreci. O yüzden iyi ki de lazer akupunktur var. İyi ki bazen kulaktan, bazen mıknatısla, tohumla. Bunlar çok pratik yöntemler. Ve önemli olan efektif olması. Evet. Yani peki, hastaya sonuç önemli. Kanseri de konuşmak istiyorum hocam. Kanser tedavilerinde, tabii koruyucu kanser tedavileri var. Kanserden korunma yöntemleri var. Veyahut da kanser olmuş tedavisi gereken hastalar var. Amerika Birleşik Devletleri'nde kanser tedavi edilen hastalarda olduğu gibi kanserden de korunma yöntemi olarak da tamamlayıcı tıp yöntemleri dediğimiz bu geleneksel yöntemler uygulanmakta. Bunların başında tabii ki akupunktur, fitoterapi ve kısmen de ozon terapi geliyor. Buradaki amaç bozulmuş biyoregülasyonu, vücudun kendi regülasyonunu yerine koymak, onarmak ve mümkün olduğu kadar bunu fazla ilaç yükünden arındırarak yapmak. Dolayısıyla biz doğal yöntemlerle bunu destekliyoruz. Burada ne yapıyoruz? Bağışıklığı güçlendirici uygulamalar yapıyoruz. Özellikle korunma yöntemleri içerisinde hem akupunktur hem fitoterapi yani bitki özlü droglar, ilaçlar vererek bağışıklığı yüksek tutmak, stresi azaltmak ve oksijen radikallerinden, zararlı oksijen radikallerinden vücudu arındırmak. Yani antioksidatif tedaviler yaparak bu işi başarıyoruz. Bir de kanser hastalarında ne yapıyoruz? Kanser hastalarında biliyorsunuz klasik kemoterapi, radyoterapi ve cerrahi yöntemler uygulanıyor. Bu yöntemlerin yanı sıra biz tamamlayıcı yöntemler de ilave ederek kullanıyoruz. Kanser hastaları için söylüyorum. Biz hiçbir zaman kemoterapinin yerine koymuyoruz kendimize. Tabii. Ama kemoterapi ve radyoterapi alan hastalarda
iyilik hali bozuluyor. Evet. Hasta kendini mutsuz ve halsiz, bitkin hissediyor. Biz bunları bu tamamlayıcı yöntemlerle yüksek tutuyoruz, toparlıyoruz. Zaten adı üstünde tamamlayıcı tıp diyoruz. Evet, migren, tamam, kanser dedik, işte ağrılar dedik, çok önemli işte sigarayı bırakma dedik vesaire, ama migren de çok sık görülen, özellikle kadınlarda değil mi, daha yoğun yaşanan bir hastalık. Migren tedavisinde akupunkturun yeri olacak. En önemli özelliği şu bence, bütün hastalıkların kökünü bulmak lazım. Evet. Hormonal mi, acaba boyun ağrısından mı geliyor, gözleri bir bozuk ondan mı, işte dişiyle ilgili bir ağız yapısı ile ilgili sorun mu var, kasılıyor mu, yoksa strese mi, uyku bozukluğu mu var, ya da yiyeceklerinden bir dokulan var, yani bağırsaklarla ilgili süreç mi yaşıyor, açıkçası kökeni bulduğunuz zaman ona göre tedavi etmek lazım. O yüzden akupunktur, evet, neredeyse %100'e yakın doğal bir migren tedavisini yapabilir başarılı bir şekilde. Sonucunu yeter ki kökenini biz bulalım. Yani sonuç o bizim. Kökünü bulduğumuz zaman, ona uygun noktaları da kombine ettiğiniz zaman biz de klinikte bazen çeşitli işte gıda takviyeleri verebiliriz. Yani kişinin ihtiyacına göre hastalığın ne kadar önce başladığı, nasıl tanı aldı, nerelerden geldiğini iyi takip etmek lazım. Ben hep şuna inanıyorum. Hastayı belli bir noktaya getirdikten sonra asla bırakmamak lazım. Herkesin bir idare ettiği bir süre var. Yani 15 ila 3 hafta veya ayda bir mutlaka belli bir zaman görmek lazım ki bedene yeni bilgiyi, yeni bir programı kaydetmek için. Bunun için bazen 1-1,5 seneyi bulabiliyor. Yani pratikler bunu gösteriyor. O yüzden hastaların da kronik süreçlerine biraz sabırlı davranmaları gerekiyor bu tedavi süresi boyunca. Bazen bir ilacın almış etkisi gibi şak diye kesemeyebilir. Onun için biraz sabır göstermek lazım. Bazen de basit bir endikasyon olabiliyor. Çok çabuk sonuçlar alıyoruz genelde. Akupunkturla migreni konuşacak olursak, migreni bir kere her baş ağrısı migren değildir. Migrenin tanımı vardır. Kriterleri vardır. Eğer migrense bu migrense biz değişik uygulamalar yapıyoruz. İlaç tedavileri birinci basamak. Tamam. İlaç tedavileri yetersizse veyahut da kontrol edemiyorsa ikinci basamakta girişimsel tedavilerimiz var. Örneğin frontal baş ağrısı, önden gelen baş ağrısı, sfenopalatin blok yapıyoruz. Burun kökünde, beyin altında. Lokal anesteziyi oraya vererek o blokla baş ağrısını kesiyoruz. Oksipital dediğimiz arka baş ağrılarında gene oksipital sinir dediğimiz iki tane major minor sinirleri bloke ederek de direkt hemen kesebiliyoruz. Harika. Gibi bu yöntemler uyguluyoruz. Bunların dışında akupunkturla ne yapıyoruz? Gene akupunkturla frontal, yan ve arka baş ağrılarında değişik noktaları uyararak akupunkturla migreni kontrol altına alıyoruz. İlaçlarla migrende başarı %60'larda kalırken akupunktur yöntemlerinde %80-85'lere ulaşıyor bu. Gerçekten başarı oranını çok yükseldi. Bize şimdi çok enteresan, gelen hastaların birçoğu diyelim ki otoimmün bir rahatsızlığı var. Bu Hashimoto hastası olabilir. Erken dönem MS hastaları olabilir. Çünkü ataklarını ciddi anlamda azaltıyor. Veya romatoid artrit iltihaplı, çünkü otoimmün olduğu için onu süprese etmek için ozon kullanıyoruz. Veya az önce bahsettiğim gibi sigara hastası. Fakat bunların hepsi ortak bir özelliği var. Ne olabilir sizce? Ortak özelliği. Evet. Ne olabilir? Yani kimisi sigara için geliyor, kimisi Hashimoto için geliyor, kimisi romatoid artriti var, kimisi MS veya kimisinin cilt problemi var. Ne olabilir? Psikolojik olabilir mi? Bu da bir, çoğunda herkese bir pozitif bir etki var ama herkesin cildi güzelleşiyor. İstisnasız. Ki bizim klinimizde öyle bir kozmetik bir uygulama değil. Benim o yönüm yok. Yani kozmetik şeyi bilmiyorum ama baktığınız zaman hastalığı birçok... Yan etki olarak cilt güzelleşmesi mi diyorsunuz? Şimdi diyorlarmış ki ya senin son zamanlarda yüzün gülüyor ayrı tabii çünkü fayda görüyor. Ama bir o kadar da cildine bir şey mi yaptırdın? Işıl ışıl parlıyorsun. O bir güzel bir etki olmaya başlıyor. Ki yüze hiçbir uygulama yapmamamıza rağmen... Herhalde o oksijenlenmenin güzel etkisinden kaynaklanan, evet, doğal bir antiyejik özelliği var, antikanserojen özelliği var. İmmün sistemi yükselten, yani bağışıklık sistemini arttıran bir süreç var. Aknesi olan kişilerde ciddi anlamda akne vulgarisi fayda görüyor. Dolaşım sistemine de pozitif etkisi olduğu için zannediyorum antiyejik özelliği var, söylenebilir. Antiyejik ve gençleşme, güzelleşme dedi soruyu soran. Evet. Gerçekten ozon tedavisi bir antioksidan tedavi olarak vücuttaki zararlı maddeleri hızla uzaklaştırdığı için temizlik işi yapıyor. Bir. İkincisi bir de direkt
kozmetik amaçlı yapılan ozon uygulamaları da var. Bu özellikle kısmen akupunktur noktalarına, gerekse sarkan veyahut da gevşemiş olan dokulara belirli dozda ozon uygulayarak hem kolajen sentezini arttırarak hem kırışıklıkların retraksiyon gerilmesini arttırarak bir de cildin anti-aging dediğimiz yıpranmışlığını düzelterek güzelleşme ve gençleşmeye katkısı var. O zaman ozonun da farklı uygulanma var. Yerleri var, noktaları var. Doğru mu anlıyorum? Biz genelde ozon tedavisini hani kan alınıp oksijenlendirilip veriliyor lokal gibi ozon biliyoruz. Ama lokal uygulamalar da var. Diyabetik ayakta var, torbalama var. Ciddi anlamda yani ozon yaralarda. Ozon değişik uygulama yöntemleri vardır. Evet. Cilt problemleri olan, diyabetik açık yaralar, diyabetik ayakta çok önemli. Torbalama var. Hatta size şöyle söyleyeyim, nazal insüflasyon, sinüzit gibi durumlarda veya HPV virüsü gibi kandidası yani mütemadiyen kronik bir kandida dediğimiz vajinal bir akıntısı olan hanımlarda vajinal insüflasyon, bunlar da ek olarak yani onun eki. İsterseniz bunları da yapabilirsiniz, pratiğinizi uygulayabilirsiniz veya otoimmün yine Crohn gibi, kolit gibi. Ülseratif kolit gibi hastalarda rektal, mesela kanaması var, rektal kanaması var kişinin, akut kanama. Siz bir ozon gazı verdiğiniz zaman şak diye kesersiniz. Öyle mi? Evet. Peki uygulama sıklığı ya da seans aralığını nasıl belirliyorsunuz ozonda? Yani hastaya haftada, göre, hastalığa göre. Her şey hastaya göre esasında. Yani hastanın sürecine göre değerlendiriyoruz ama en azından hafta iki defa olması şart. Yani pazartesi, perşembe gibi, salı, cuma gibi. Ben zamanında kendim bir ozon hastası oldum. O zaman gün aşırı gidiyordum. Pazartesi, çarşamba, cuma gibi bir 15 seans almıştım. Hı hı. İlk ozonla zaten öyle, o şekilde tanıştım yıllar önce. O yüzden hasta ama hafta bir değil ama haftada iki defa minimum yapmak lazım. Yapmak lazım. Akupunkturla beraber kullandığınız zaman mesela hafta içinde bir akupunktur bir ozon alınabiliyor mu böyle beraber kullandığınız zaman? Kombine edebilirsiniz. Bizim öyle hastalarımız var. Yani bazen hastanın yani ozon alındığı odada eğer sınav kaygısı var. O gün sınava geçecek veya iki gün sonra sınava geçecek. Hocam ben odaklanamıyorum. Kendimi bahar yorgunluğunun atayet için diyeyim. Orada da iki üç tane kulaktan nokta koyabilirsiniz. Yani süreci de etkilemeyecek bir hatta şekilde. Hatta şu anda yürüyen bir tedavimiz var. Bir nedir profesör hocam? Arkadaşımızın kızını evet, kanamalı bağırsak yapıyoruz. Sendromu var. Evet. Haftada bir gün ozon. Bir veya iki defa da bana gelip akupunktura götürüyor. İki defa yapıyoruz ozonu. Aslında kombine tedavi, bütünsel olarak yani ele alıyorsunuz. Götürüyoruz yani. Öyle götürüyoruz. Hem hastayı hem hastalığı. Gerçekten fayda ediyor yani. Hem psikolojisi çok güzel, olumlu yönde değişti. Hem rahatsızlığını daha iyi kontrol altına aldık. Çok teşekkür ediyorum. Yani keşke çok daha fazla uzun süremiz olsa, her hastalığa daha detaylı girebilsek, her tedaviyi daha detaylı işleyebilsek ama tekrar mutlaka bekliyorum. Çünkü tadı damağımızda kaldı sohbetimizin. Tamam. Profesör Doktor İlhan Öztekin, çok teşekkür ediyorum hocam burada olduğunuz için. Doktor Berna Atay, size de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bir cumartesi günü sağlık olsun da böyle tamamlıyoruz sevgili izleyiciler.